Psikolog Elif Özmen, depremin çocuklar üzerinde yol açabileceği psikolojik etkileri dikkat çekerek önemli tavsiyelerde bulundu. Karşılıklı vakit geçirmeliyiz. Bu süreçte deprem korkusunu çocuğa hissettirirsek var olan travmatik süreç daha tehlikeli boyutlara evrilecek. O sebeple çocukların günlük akışını bozmamak gerekiyor. Aileli çocukların kaygısını azaltacak şekilde davranmalıdır dedi. Şimdi bu süreçte zaten en çok etkilenen çocuklarımız oldu. Neticede bu bir evet afet ama çocuklarımız bunu anlamakta biraz zorluk çektiler. Şöyle bir süreç oldu. Çocuklarımızın günlük akışını çok etkiledi. İşte yürüyüşe gidiyorlar, spor yapıyorlar, oyunlar oynuyorlar. Ama depremden sonra kısıtlamalara girildi. İşte anne neden biz böyle olduk? Neden bu durumları yaşadık? Bu tarz durumlarla karşılaştık. Tabii ki velilerimizin de yani anne ve babalarımızın da bu noktada çok büyük faydası olması gerekiyor çocuklar üzerinde. Travmatik bir olayı çok büyütmemekle beraber bu sürenin geçici bir süre olduğunu çocuğa anlatmamız gerekiyor. Çocuklara resim yaptırarak, onlarla ilgilenerek, vakit geçirerek onların kaygısını azaltacak şekilde çalışmalar düzenlememiz gerekiyor. Daha doğrusu onların yaşına uygun anlatmamız gerekiyor. Yani artık depremin farkındalar. Büyük bir felaket olduğunu da aslında farkındalar. Birebir ilgilenmemiz gerekiyor bu noktada. Ve bu noktada eğitimciye çok görev düşüyor. Neticede yakınların hepsini kaybetmiş olan çocuklarımız var. Eğitimciler bunun görevini üstlenmek zorunda. Dediğim gibi büyük bir felaket olarak çocuğa sürekli deprem gelecek, deprem korkusunu ona hissettirirsek zaten bu travmatik süreç daha ağır yaslara gidecek. Biz ona en minimal süreci anlatmalıyız ki evet yakınını kaybetmiş olabilirsin ama bizler senin yanındayız. Bu noktada yaklaşım çok önemli bir nokta. Ve günlük akışı bozmayacak şekilde etkinliklerini devam ettirmeliler. Günlük rutin akış nasılsa o şekilde devam etmeli. Örnek veriyorum, gün içerisinde okula gidiyorlar. Evet, tekrar okula gitmeli çocuklar. Yürüyüş yapıyorlar, tekrar yürüyüşlerine devam etmeli. Spor yapıyorlar, tekrar sporlarına devam etmeli. Bu sürece aileler de kaygısını, çocuğun kaygısını azaltacak şekilde davranmalılar. Parkta beraber etkinlik geçirebilecekleri bir resim çizilebilir. Evlerimizde bu tarz oyunlarımız mümkün olmayabilir. Ama biz kendimiz basit...